Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bu koronavirüs salgını döneminde, pandemi döneminde gerçekten çok ilginç gelişmeler havacılık sektörünü derinden etkiliyor. Bazen bazı şeyleri o kadar hızlı yaşıyoruz ki normalde yıllar alacak gelişmeler e, bu koronavirüs günlerinde birkaç gün içerisinde bile gerçekleşebiliyor. Bir bakıyorsunuz dev havacılık projeleri çöküyor. İşte çöken projelerden biri de Airbus A380. Gerçekten Avrupalı imalatçı Airbus'un çok büyük umut bağladığı bir projeydi. Ama ne yazık ki yeterli sayıda sipariş alamaması, uçakların çok önemli bir bölümünün yere inmesi nedeniyle A380 artık sona geliyor. Son uçaklarda imalat hattını yavaş yavaş terk ediyor. Bu uçaklar Dubai merkezli Emirates Hava Yolları'na teslim edilecek ve arkasından çift katlı yolcu uçağı A380'in üretim hattında perdeler kapanacak. Bu tabi bilgileri biliyorsunuz bu konuyla ilgili çok video yaptık ama geçtiğimiz günlerde Airbus'un satış başkanlığından emekli olan Amerikalı John Lee inanılmaz açıklamalar yaptı ve gerçekten bu açıklamalar epey bir ses getirdi. Bu videomuzda bu A380'in sonunu hazırlayan nedenler arasında bu John Lee'nin iddialarını ortaya koyup biraz üzerinden geçeceğiz. Gerçekten çok ilginç laflar var. Bakalım ee, bu laflar nereye nasıl gidecek çünkü Airbus tarafı açıkçası pek cevap veremedi çünkü John Lee sistemden gelen bir adam çok iyi noktalara temas etmişti. Bakalım bir cevap gelmedi ama ilerleyen günlerde de enteresan bir karşılık gelebilir bunlara bakacağız. Airbus'a ilk gittiğimde 1994 yılıydı o zaman daha dergi çıkartıyordum ee, ve genç bir havacılık gazetecisiydim. Aradan geçen bu 26 yıllık süreçte hemen hemen her yıl Airbus ziyaretlerim oldu. Bu yıl hariç çünkü bu yıl biliyorsunuz pandemi nedeniyle hiçbir toplantı yapılamıyor. Gidemiyoruz oralara. Airbus'ta enteresan dengeler vardır. Örneğin bir Fransa-Almanya çatışması vardır. İkisi de yakın eşit hisselere sahiptir. İki yılda bir CEO değişir. Bir Fransız CEO gelir, bir Alman CEO gelir. Hep böyle aralarında bir rekabet vardır. İngilizler daha arka plandadır ama olaya daha stratejik bakarlar İngilizler. İspanyollar da biraz işin ameleliğini yaparlar ama onlar da böyle küçük partner olarak zaman zaman özellikle de askeri kanatta seslerini çıkartırlar. Tüm bu Avrupalı yapıda çok stratejik notlara gelen insanlara baktığınız zaman ya Fransızdır ya Almandır veya iyise İngilizdir. Bazen de İspanyollar gelir ama Airbus'un satış başkanlığını 25 yıl boyunca bir Amerikalının yapması da gerçekten çok enteresan. Enteresan çünkü burayı, bu koltuğu dolduran John Lee çok efsane bir yöneticiydi. Aslında John Lee'nin de çok ilginç bir hikayesi var. Kendisi bir uçuş öğretmeni olarak havacılık dünyasına adım atıyor. Uçuş öğretmenliği yaparken bir anlamda o tek motorlu efsanevi Piper uçaklarının da bölge satış temsilcisi oluyor. Buradan biraz kariyerine devam ederken, 1980'lerde Airbus yavaş yavaş uçak satmak için Amerika'da bir satış ekibi kuruyor ve bunun içine giriyor ve bir anda çok ilginç kontratlara imza atarak ve tabii çok zeki bir insan ve stratejileri de çok iyi görüyor, e, hızla yükseliyor, Amerika satış müdürü oluyor, arkasından da şirketin ana merkezi Toulouse'a çağrılıyor ve kariyerine Toulouse'da devam ediyor. E, bir yerde hani CEO olamayacaksınız Amerikalı olduğunuz için ama. Burada hiç lafı inanılmaz dinlenen John Lee dediğiniz zaman böyle koridorda herkesin durup bir kendine çekil düzen verdiği bir adamdı. 1,5-2 yıl önce John Lee yaş haddinden emekli oldu ee, ve halen de şu an danışman olarak farklı farklı görevlerine devam ediyor. John Lee ile yapılan röportajda A380 projesinin bitmesiyle ilgili inanılmaz ilginç laflar etti. Bu lafları 3 ana başlığa ayıralım, gelin birlikte inceleyelim. Birincisi, motor imalatçılarının Airbus'u kazıkladığını iddia etti. Niye? Çünkü proje 2000'lerin başında dönmeye başlarken Airbus gidip General Electric, Pratt Whitney ve Rolls Royce'a yeni bir motor ihtiyacı olduğunu söylemişti. Rolls Royce bir model çıkardı. Onun karşılığında da General Electric ve Pratt Whitney iki dev Amerikalı şirket bir araya geldi. Onlar da bir motor yaptılar. Ama bu motor günümüzdeki 787 ve A350'lere göre bir önceki nesil motordu. Yani yakıt harcama oranları çok yüksek. Yeni bir motor ailesi geldiği zaman yani nesil değiştiği zaman ortalama %15-20 tasarruf sunuyor motor imalatçıları. Bu motor imalatçılarının sunduğu tasarrufla havayolu yolu e imalatçıları da biraz uçağı şeklini şemali değiştiriyorlar. İşte %20-25 gibi çok iddialı rakamlar çıkıyor ki hava yolları için yani yakıt maliyetinin dörtte bir azalması inanılmaz bir gelir kazandı kazanma anlamına geliyor. Bu yüzden de hava yolları böyle dikkatle buradan gelecek haberleri dinliyorlar. Çünkü hava yolları açısından en büyük maliyet kalemi yakıt. Airbus bu dev uçağı yaparken tabii ki Rolls Royce, General Electric ve Pratt Whitney bir eski nesil motor teknolojisine geliyorlar ve John Lee diyor ki öyle bir yıldık, yıldaydık ki yeni motoru bekleyemedik. Yeni motordan da haberimiz yoktu çünkü bize anlatmıyorlardı. Ve bu eski motorla yola çıktığınız zaman zaten kafadan A380 %15 yakıt fazla yakıt harcayarak zaten hava yollarının gözünde epey bir problemli olarak adım atmıştı diyor. Sonrasında bu imalatçılar yeni motorlar yaptılar. General Electric GE- yaptı. E, Rolls Royce, Royce ise Trend serisini geliştirdi. Trent 350'yi birisi 787'ye verdi ve 787 ve A350'de bu motorlar kullanıldı. Gerçekten hava yolları bu motorlardan şu an çok mevcut. İkinci kazı John Lee mühendislerden yediklerine dikkat çekti. Çünkü A380'in bugüne kadar tek modeli yapıldı. O da 800 serisiydi. Tek sınıfta nereden baksanız 850 koltuk kapasitesine kadar çıkacak uçak birçok hava yolunun first ve business'ı da eklemesiyle ortalama 500-550 koltuklu hale getirildi. Mühendisler diyordu ki bir sonraki adım Airbus'un gövdeyi daha da büyüterek 900 modelini yapmasıydı ki yaklaşık tek sınıfta 1000-1100 koltuk taşıyacak kadar büyük bir uçak olacaktı bu. Bu uçak için ona göre bir kanat imal edildi ve baktığınız zaman A380'e kanatlar inanılmaz büyüktür. Yani 800 modelinde daha ufak modelde o devasa kanatları uçak taşımak zorundaydı. Bu da ekstra belki 10-20-30 ton ağırlık anlamına geliyor. Ne kadar çok uç, havacılıkta ağır yük taşırsanız o kadar yakıt sarfiyatınız artıyor. Bir yandan da taşıdığınız yolcu ve kargo miktarı da aşağı inmeye başlıyor. Yani diyor ki mühendisler 900 modeline göre hazırlık yaparak Vize aslında A380'de çok önemli kazı kattılar. Hava yolları daha büyük modellere ekonomik olmadığı için geçmeyince o devasa kanat uçağın hizmet ömrü boyunca taşınacağını ifade etmeye başladılar. John Lee'nin belirttiği üçüncü büyük problem ise Airbus'un fiyat politikası. Özellikle 2007-2010 yılları arasında Airbus fiyat indirimleri açısından A380'de pek bir indirim yapmadığını ifade ediyor ve fiyatı yüksek tuttuğunu. Bu nedenle de hava yolları pek A380 siparişine yüksek fiyatlar nedeniyle pek yaklaşamadılar. E yaklaşamayınca da sipariş sayıları daha az sayıda durduğuna John Lee ifade ediyor. Bunlar gerçekten böyle yenilir yutulur laflar değil ama biraz önce de belirttiğim gibi John Lee neredeyse 10 bine yakın yolcu uçağı satmış. Hepsine birebir imzalamış ve satış açısından Airbus'un bugünlere gelebilmesinde çok önemli katkıya sahip bir satış başkanı. Keşke diyor elimde daha iyi imkanlar olsaydı bugün A380 üretim hattında olurdu. Yeni modelleri de yapılırdı diyor. Bakalım ne kadar doğru veya değil. Önümüzdeki günlerde belki Airbus bir açıklama yapar. Biz de bunları Airbus'tan durup sizlere aktarırız. Bugünkü videomuzda Airbus'un dev yolcu uçağı projesi A380'in neden tökezlediği ve sona erdiğini irdelemeye çalıştık. Bir tarafta Boeing 747 neredeyse 50 yıllığı aşkın süredir uçuşlarını yapıyor. Ve hala da gelen teknik siparişler üretiliyor. O da bitecek ama birkaç yıla kalmadan. Bir tarafta da... Ee, ne yazık ki 2007'de ilk uçuşunu yapıp 13 yıl üretilip e, imalat hattı kapatılmak zorunda kalınan A380. Gerçekten Airbus çok para harcadı A380'e ama belki elde ettiği teknolojileri diğer uçaklara aktardı ama gerçekten bu biraz da Avrupalı imalatçı açısından biraz fiyasko gibi kısa kaldı. Bugünkü videomuzda A380 projesinin niye bittiğini sizlere anlatmaya çalıştık. Tabii ki John Lee'nin bakışıyla bunu sunmaya çalıştık. Bize lütfen sorularınızı yorum yazın veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni video yüklendiğinde size bilgi ulaşması için bildirimlerinizi açın. Ayrıca da katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Yarın yeni bir havacılık videosunda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.